Merhaba değerli velilerimiz. İlkokula yeni başlayacak çocuğumuz var. Farkındayım, hepiniz çok heyecanlısınız, kaygılısınız. Belki ilk çocuğunuz okula başlıyor. Bu konu hakkında çok fazla tecrübeniz yok. Sağdan soldan bir sürü fikir, bir sürü farklı düşünce kafanızı daha çok karıştırıyor. Bunun farkındayım. Bunun için sizlere bu süreçte karşılaştığımız bazı sorunlara cevap bulmaya çalıştım. Bunun için sizlere 5 tane tavsiye hazırladım. Tabii ki sadece bunlar değil. Eğitim öğretim çok uzun bir süreç ve birçok sorunla karşılaşıyoruz. Ama okula başlarken basitçe yapmamız gereken 5 temel tavsiye umarım size rehberlik edecek. Çocuğum okula başlamalı mı? Biliyorsunuz ilk öğretime başlamak kanunla belirleniyor. Yeni yapılan değişiklikle Eylül ayından itibaren 69 ayını dolduran öğrenciler ilk öğretime başlaması gerekiyor. Yani Eylül ayında çocuğumuz 69 ayını doldurduysa çocuğumuzun ilk öğretime kanunen başlaması gerekiyor. Ama bazı esneklikler var. Bunlardan bir tanesi eğer veli ilk öğretime başlamasını istemiyorsa bir dilekçe vererek bunu erteleyebiliyor bir yıl kadar. Bunun için eğer çocuğumuz 69, 70 ya da 71 aylıksa sadece okula dilekçe vererek okula başlamasını bir yıl erteleyebiliyoruz. Ancak 72, 73 ve 74 ayını doldurduysa, tekrar söyleyeyim Eylül ayı itibariyle doldurduysa ancak doktor raporu ile bir yıl erteleyebiliyoruz. Benim tavsiyem burada öncelikle çocuğumuzun gelişimini gözlemlememiz gerekiyor. Eğer ana sınıfına gitmişse zaten oradaki öğretmenlerimiz size gerekli açıklamaları yapacaktır. Başlayıp başlamaması konusunda fikirlerini dikkate almanızı tavsiye ederim. Ancak hala tuvalet sorunları yaşıyorsa ya da psikomotor becerileri, parmak bezi kasları çok gelişmemişse bir uzmandan yardım alarak çocuğumuzun eğitim öğretime başlamasının uygun olup olmadığını değerlendirmesini sağlayabilirsiniz. Çocuğumuzu erken yaşta okula başlatmak çok da önemli bir şey değil. Önemli olan zamanında başlaması. Sırf erkenden başlayabilmesi için zorlamanın bir anlamı yok. Benim kendi gözlemim çok erken yaşta okula başlayanların bazı sorunlar yaşadığını gözlemliyorum. Bunun için mümkün mertebe yaşını doldurmasını, eğer tabii ki sorunlar varsa biraz daha ilerleyen aylarda başlamasını genel itibariyle tavsiye ederim. Okul kaygısı yaşamaması için ne yapmalıyım? Kaygı çok genel bir konu. Ancak burada çok kısa bir şekilde değineceğim. Okul kaygısını ayrı videolarda anlatmaya çalışacağım. Ama burada çok kısa üzerine değinip bazı tavsiyeler vermek istiyorum. Şunu unutmayın. Çocuğun okul kaygısı aslında annesinden ayrılık kaygısıdır. Annesiyle fazla bağımlı ilişki kuran çocuklar, anneye karşı bağımlı olan çocukların okul kaygısı yaşama ihtimali çok daha yüksek. Bir nokta daha var. Genellikle bu durum için çocuğun kaygısından bahsediyoruz. Aslında bu yanlış. Asıl kaygı annenin kaygısıdır. Anne çocuğundan ayrılamadığı zaman annenin kaygıları çocuğa geçmeye başlar. O yüzden ilk önce kendimize odaklanıp biz mi kaygı yaşıyoruz, yaşamıyor muyuz? Bunu iyice değerlendirmemiz gerekiyor. Çocuğumuz kendi başına ufak tefek şeyler yapıyor mu yoksa bize çok mu bağımlı? Bunu kesinlikle değerlendirmemiz gerekiyor. Eğer bize aşırı bağımlıysa onu biraz daha desteklemek gerekiyor. Bunun için önce kendi kaygılarımızdan kurtulmamız gerekiyor. Lütfen velilerimiz çocuk kaygısını anlatırken çocuğu sorun olarak görmeyelim. Önce kendimize bakalım, kendi kaygılarımıza baş edelim. Zaten siz kendi kaygınıza baş ederseniz çocuğunuzun böyle bir sorunu kalmayacaktır. Bunu unutmayın. Kendi kaygınızı çözebilirseniz eğer çocuğu rahatlatmak için yapabileceğiniz başka şeylerden bir tanesi de sürekli okula başlamaktan bahsetmeyin. Bunun bir doğal süreç olduğunu bilmesi onun için de rahatlatıcı olacaktır. Bunun çok doğal bir şey olduğunu siz hissederseniz, bunun bir panik havası içerisinde anlatıldığı bir ortamda çocuk da panikleyecektir. Sizin endişe duymanız çocuğun da endişe duymasına sebep olacaktır. Sizin bunu doğal karşılıyor olduğunuzu gözlemleyen bir çocuk da bunun bir doğal bir durum olduğunu hissedecektir. Bu yüzden bunun gayet normal bir durum olduğunu hissettirmemiz gerekiyor. Bunu biz hissedersek çocuk da bunu hissedecektir ve daha az kaygı hissedecektir. Unutmayın, sizin kaygınız çocuğunuzun kaygısı. O yüzden önce siz kaygınızı yönetmelisiniz.
Siz çocuğunuzdan ayrı kalabilmeyi başarabilmelisiniz. Bunun dışında çocuğunuzla birlikte okul eşyalarını seçebilirsiniz. Bu durum çocuğunuzun da okula başlama konusunda heveslenmesine neden olur. Okula alışması için nasıl davranmalı? Annesinden ilk defa ayrı kalan bir çocuğun kaygılanması gayet normaldir. Her şeyi çok iyi yapmış olsak bile tabii ki ilk defa ayrı kalacak bir çocuk için bu durum oldukça kaygı verici olabilir. Bunun için yapmamız gerekenler önce onun alışmasına fırsat vermemiz gerekiyor. Her yeni durum herkes için kaygı vericidir. Siz de yeni bir işe başladığınızı hayal edin. Nasıl hissedersiniz? Oldukça kaygılı olursunuz. Kimle tanışacağım? Kim var? Nasıl davranmalıyım? Hiç bilmediğim bir ortam, farklı insanlar, ilk defa kalabalık bir ortam olduğunu hayal edin. Düşünsenize, nasıl hissedersiniz? Muhtemelen çok kaygılanırız. Ama her şey olduğu gibi kaygıya da alışırız. Yeni bir ortama girdiğimizi hayal edelim. Başta çok kaygı verici olan bu durum yavaş yavaş kaygı vericiliğini yitirmeye başlar ve alışmaya başlarız. Bir süre sonra bu yeni ortam bizim için gayet sıradan bir hal almaya başlar. Çocuğumuz için de aynı şey geçerli. Bu yeni ortama alışmasına fırsat vermek kaygı hissetmemesi için oldukça gerekli. Benim tecrübelerim şunu gösteriyor. Eğer anne baba çocuğunla aynı sınıfa girerse başından itibaren çocuk orada annesiyle olacağını düşünüyor ve annesi çıktığında yine kaygılanıyor. Aslında alışmasına sebep olmuyor. Hem ana sınıfındaki çalışmalarımızda hem ilkokulda gözlemlediğim bu durum, eğer anne baba sürekli sınıfına giriyorsa çocuk alışmakta oldukça güçlük çekiyor. Mümkün mertebe çocuğun okulunda beklemeyin. Zorunlu kalmadıkça sınıfına girmeyelim. Bir uyarıcıyla karşılaştığımızda önce yüksek düzeyli tepki veririz. Bir süre sonra bu tepkimiz yavaş yavaş azalmaya başlar. Ancak bu uyarıcı bir verilip bir verilmediğinde işte o zaman uyarıcıya her düzeyde yüksek tepki göstermeye başlarız. Şöyle hayal edelim. Çok kötü kokan bir ortamda bulunduğumuzu düşünelim. Ne olacaktır? Önce koku bizi inanılmaz derecede çok zorlayacaktır. Bir süre sonra artık eskisi kadar bu kokuya tepki vermeyeceğiz. Bir de şunu hayal edelim. Sürekli kokunun kötü olduğu ortama giriyoruz, çıkıyoruz. Giriyoruz, çıkıyoruz. Her girdiğimizde koku bize katlanılmaz gelecektir. Bunun için çocuklarımızın sınıfa alışabilmesi için orada kalmaya ihtiyaçları var. Sizi her gördüğünde oraya alışması oldukça güç olacaktır. Sizin oraya her girmeniz çocuğunuzun yeni uyarına tekrar maruz kalmasına sebep olacaktır. Bu nedenle çok zorunlu olmadıkça sınıfına girmeyelim ve okulda beklemeyelim. Okulda başarılı olması için neler yapmalıyız? Hepimiz çocuğumuzun başarılı olmasını istiyoruz. Ve ilköğretim, birinci sınıf bunun en temel yeri. Burada birçok şeyi edinmesi gerekiyor. Bunlardan bir tanesi de başarılı olabilmeyi öğrenecek. Bu nedenle bu aşamada oldukça dikkatli olmamız çocuğumuzun gelecekte başarısını etkileyecektir. Bunun için size verebileceğim tavsiyeler şunlar. Unutmayın, sizden sonra okul hayatında en önemli kişi artık öğretmeni olacaktır. Onu önemseyecek, onun davranışlarını gözlemleyecek, onu mutlu etmek isteyecek ve onun gözüne girmek isteyecektir. Siz hala onun için önemliyken öğretmen de önemli hale gelecektir. Sizin öğretmenle işbirliği içerisinde olmadığınız bir durumda çocuğunuz için bu bir çelişik durum yaratacaktır. Sizin öğretmene karşı hissettiğiniz negatif duygular varsa bu çocuğa da yansıyacaktır. Tabii ki dolaylı olarak bu öğretmene de yansıyacaktır. Maalesef haklı ya da haksız birçok velimiz öğretmenle çatışmaya giriyor. Bu durumun çocuğumuza hiçbir faydası yok. Çünkü en nihayetinde ister haklı olalım, ister haksız olalım, bu şu gerçeği değiştirmiyor. Çocuğumuz için öğretmeni çok önemli. Ve sizin çatışma yaşamanız çocuk için zarar verici. Bu nedenle lütfen haklıyız ya da haksızız diye bakmayalım. Çocuğumuzun karşısında, yanında öğretmeniyle ilgili negatif şeyler söylemeyelim. Sorunlarımız varsa öğretmenle çözmeye çalışalım, işbirliği yapmaya çalışalım. Diğer önemli husus ise çocuğumuza bu aşamada sorumluluk vermek. Daha önce sorumluluğu olmayan, ödev yapmak, başarılı olmak, çalışmak gibi sorumlu olmayan bir çocuğun yeni bir durumu ortaya çıktı. Artık çalışması ve başarılı olması gerekiyor. Ve biz bunu bekliyoruz. Bunun için sorumluluk alması gerekiyor. Bu en temelde derslerini, ödevlerini yapmasıyla başlar. Ama
daha önemlisi çocuğun en temelden sorumluluk duygusunu kazanmasıyla ilgilidir. Peki bunu nasıl başarabiliriz? Çocuk kendi çantasını kendi düzenlemeli. Okula giderken kendi çantasını kendisi götürmeli. Maalesef gözlemlediğim bir durum da şu. Bütün veliler çocukların çantalarını sırtlayıp getiriyorlar. Çocuk çantasını kendisi götürerek bu işin kendi sorumluluğu olduğunu hissetmeli. Böylece hem kendi güveni gelecektir hem de sorumluluk kazanacaktır. Velinin bunu taşımasının bir faydası yok. Sizi daha iyi veli, daha iyi anne baba yapmıyor. Çantasını makul ölçüde onun taşıyabileceği ağırlıkta düzenleyin ve bırakın kendisi götürsün, kendisi getirsin. Kitaplarını, defterlerini kendisi koysun. Böylece sorumluluklarını alması konusunda ve daha sonra ödevlerini yapması konusunda sorumluluk kazanacaktır. Diğer önemli husus, ödevlerini kontrol edin. Şimdi velilerimiz şunu bekliyor. Öğretmen ödev verdi, elbette öğretmen ödevleri kontrol ediyordur. Bakın, öğretmenler 29-30 tane öğrencinin her ödevini kontrol edemez. Bu zaman açısından mümkün değil. Maalesef ülkemizde öğrenci sınıf sayıları oldukça kalabalık. Öğretmenlerin yaptığı kontrol sadece ödevini yapıp yapmadığını kontrol. Sizin yapmanız gereken şey ise ödevini doğru yapıp yapmadığını kontrol etmek. Bunu öğretmenin bir sorumluluğu olarak değerlendirmeyelim. Bu önce velinin sorumluluğu. Diğer önemli husus, ödevleri siz yapmayın. Lütfen, ödevler öğrencinin öğrenmesi için verilen şeyler. Şöyle durumlar gözlemleyebiliyoruz. Çocuk ödevini yapmıyor ve ağlamaya başlıyor. Çünkü öğretmenin gözünde değerinin düşeceğini ya da arkadaşlarının karşısında küçük düşeceğini düşünüyor. Ve ödevini sorumluluğunu yerine getirmediği için de ağlamaya başlıyor. Bir süre sonra veli buna dayanamıyor ve ödevi yapıp çocuğun kaygısını dindiriyor. Bir düşünelim. Çocuğumuz bundan ne kazandı? Hiçbir şey. Sadece şunu kazandı. Ben sorumluluğumu yerine getirmem. Sonra ağlarım. Annem de ya da babam da ya da abisi ödevimi halleder. Yani ben ne zaman ağlarsam sorumluluklarından kaçabilirim. Böylelikle annem babam sorumluluklarımı alır. Çocuğumuz buradan herhangi bir şey öğrenebilir mi? Cevabımız tabii ki hayır. Peki çocuk ödevini yapmadı. Ne yapmalıyım? Yapmanız gereken tek bir şey var. Ödevini yapmazsan yarın açıklamasını öğretmenine kendin yaparsın. Ben senin ödevini yapmayacağım. Bu durum çocuğun karşılaştığı sorun karşısında sorumluluğun kendisine ait olduğunu hissettirir. Bu da sorumluluğu almasına sebep olur. Aslında ikisi birlikte yürüyor. Yani siz sorumluluğunu aldıkça o sorumluluktan kaçacaktır ve başarısız olacaktır. Önce kendi sorumluluğunu almasını sağlamamız lazım. Bu da ancak ödevli olur. Bir diğer önemli husus ise çocuğun motivasyonunu artırmak. Nasıl sağlarız bunu? Bunu küçük ödüllerle sağlarız. Bu yaşta artık sosyal pekiştireçler oldukça önemli hale geliyor. Ona bir aferin demek, çok başarılı olduğunu söylemek ya da küçük hediyeler vermek onun başarılı olmak için hevesini artıracaktır. Ama ne yaparsanız yapın, çocuğun yapmadığı şeylerle ilgili cezalandırmayın. İşte kitap okuma cezası gibi ya da ödev yapma cezası gibi. Bunlar ceza olursa bunlar kötü anlamı gelir. Şöyle düşünelim, ceza nedir? Kötü bir şey. Peki ceza olarak verilen şeyin iyi bir şey olma ihtimali var mı? O zaman kitap okumak, ödev yapmak bize hep kötü bir şeymiş gibi gelmeye başlar. Yapılması gerekmeyen ceza olarak verilen şeyler gibi gelmeye başlar. Peki yapmıyorsa, tekrar söylüyorum, yapmıyorsa çocuğun karşılaşacağı durum, ödevini yapmamasıyla ilgili öğretmenine söylemek zorunda. Niye yapmadığını soracaktır öğretmen. O zaman ne diyecek? İşte onun cezası zaten o. Veli olarak ne yapmalıyım? Eğitim öğretim oldukça uzun bir süreç ve veli olarak bize düşen sorumluluk var. Ama öncelikle şunu derlememiz gerekiyor. Okul hayatıyla ilgili beklentilerimizi netleştirmeliyiz. Genellikle anne babalar kendi başaramadıkları durumları çocuklardan bekliyor. Onların daha başarılı olmasını istiyor. Bu da tabii ki ilk önce ailenin kaygısını, daha sonra çocuğun kaygısını artırıyor. Bakın, her çocuk okulda akademik anlamda başarılı olamayabilir. Herkesin bir potansiyeli var. Bizim çocuğumuzun da belli bir potansiyeli var. Bu potansiyel içerisinde en iyi eğitim almasını sağlayabiliriz. Ama onun bizim beklentilerimizi gerçekleştirmesini sağlamak, beklemek ona çok büyük bir yük yükleyecektir. Bunu lütfen yapmayalım. Çocuğumuz diğer öğrenciler kadar başarılı olamayabilir. Akademik olarak çok iyi olamayabilir. Ama elbette iyi olduğu yönler vardır. Bu yönleri vurgulamalıyız.
sporda başarılı olabilir, sanatta başarılı olabilir ama akademik hayatta başarılı olamayabilir. Bunu eğer kabullenirsek en azından çocuğumuzun potansiyelini yerine getirmesini sağlayabiliriz. Herkesin potansiyeli belli alt sınırla üst sınır arasında bir yerdedir. Alt sınır ve üst sınırı belirleyen şey genetik faktörler, zeka gibi faktörlerdir. Ama bu arada nerede olacağını belirleyen şey ise eğitimdir. Anne babanın tutumudur. Bizim yapabileceğimiz tek bir şey çocuğumuzun bu potansiyeli arasında en üst skalada yer almasını sağlamak. Bu sizin zorlamanızda olacak bir durum değil. Ne kadar zorlarsanız paradoksal olarak o kadar tersi gerçekleşir. Bu nedenle önce çocuğun okulu sevmesini sağlamalıyız. Eğer severse zaten başarılı olmak isteyecektir. Geri kalan tek şey ise potansiyelini yerine getirmesine yardımcı olmak, rehberlik etmektir. Evet, benim söyleyeceklerim bu kadar. Eğer sorularınız olursa lütfen yorumlarda sorabilirsiniz. Tabii ki çok ayrıntılı bir konu. Bu konuları tek tek incelemek gerekir. Ancak bu kısa sürede çok pratik bilgiler vermek istedim. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Umarım çocuklarımız kendi potansiyellerini gerçekleştirirler. Başarılı olurlar demiyorum. Zaten potansiyelini gerçekleştiren çocuklar başarılıdır. Lütfen bunu unutmayalım. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.